basın toplantımızda hepiniz hoş geldiniz. Merkez Yürütme Kurulumuz toplantısı devam ediyor ve MYK'mız önemli gündem başlıklarıyla tartışmaya ve bunlara ilişkin kararlarla almaya devam edecek. Ben tabii başlarken bu sabah günü acı bir olayla başladık. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 8'li çocuk, 9 sığınmacı evde soba gazından zehirlenerek hayatını kaybettiler. Buradan bir kez daha hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum ve yaralar için de acil şifalar diliyorum. Tabii biz diğer Türkiye'de uzun bir süredir aynı zamanda hem yazın hem de yakın zaman Ağrı Tutak'ta facia gibi gelen ihmaller silsilesinin ve ihmaller zincirinin devamı olan kazalara tanıklık ettik. Son olarak Ağrı Tutak'ta da yine bir kaza gerçekleşti. Otobüsün trafik çarpması sonucu yaşamını yitirenlere de buradan bir kez daha başsağlığı diliyorum ve yaralılara da acil şifalar diliyorum. Tabii iktidarın her zamanki gibi ihmaller silsilesinin sonucu olduğunu ve iktidarın yandaşlarına ayırdığı sermayeyle yollara ve bu tip insanların, vatandaşların yoğun kullandığı yerlerdeki bakımın yapılmamasından kaynaklı yaşanan katliam gibi kazalardı. Değerli basın emekçileri, tabii bizler Merkez Yürütme Kurulumuz devam ederken de çok yoğun gündemlerin içerisindeyiz. Partimiz bir yandan örgütlenme çalışmalarını devam ettirirken de öte yandan buluşma ve sahada olmanın da planlarını ve programlarını da yapmaya devam ediyoruz. Öncelikle önümüzdeki günlerde eş genel başkanımız Sayın Mithat Sancar Mardin'de ziyaretlerde bulunacak. Yine eş genel başkanımız Sayın Pervin Buldan ise Ardahan ve Erzurum'da ziyaret edecek ve bununla beraber aslında bütün il ve ilçe örgütlerimiz, yine parti meclisimiz ve merkez yürütme kurulu üyelerimiz ve milletvekillerimiz de alanda halkımızla bir araya gelerek sorunlarına çözüm bulmaya ve çözüm üretmeye de devam edecek ve halkımızla da yan yana omuz omuza mücadele etmeye devam edecek. Değerli basın emekçileri, bildiğiniz gibi Türkiye'nin en sıcak gündemlerinden birisi de başörtüsü tartışması üzerine gündeme gelen anayasa değişikliği oldu. CHP'nin gündeme getirdiği, iktidar partisi ve ortağıyla birlikte hazırladığı taslak henüz kamuoyuna açıklanmadı. Ancak AKP bir heyetle geçen hafta aralarında partimizin de bulunduğu muhalefet partilerini ziyaret etti ve destek talebinde bulundum. Bu konu üzerinden yürütülen tartışmalara ilişkin dün eş genel başkanımız grup toplantısında partimizin görüşlerini esasen açıkladı. Ancak merkez yürütme kurulumuzda çıkan birkaç hususu buna ekleyeceğim, ama öncelikle görüşmeye neden olan anayasa değişikliği talebi ilişkinde görüşlerimizi buradan bir kez daha paylaşmak istiyorum. Birincisi, bizim açımızdan temel hak ve özgürlüklerin daha geniş kapsamda tanımlanmasını ve anayasal güvenceye alınmasını talep ediyoruz. Aslında yıllardır sivil, demokratik, çoğulcu bir anayasanın hazırlanması için çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuda elimizde güçlü bir demokratik anayasa çalışmaları ve birikimi de bulunuyor. Ama öncelikle belirtmek isterim ki eğer bir anayasa değişikliği yapılacaksa sadece başörtüsüyle ilgili değil, toplumun temel hak ve özgürlüklerini geliştirecek bir değişikliğin yapılması gerekir. Başörtüsü meselesinin bir anayasa değişikliği konusuna dönüştürülmesini elbette ki doğru bulmuyoruz. Esasen CHP tarafından bu şekilde gündeme getirilmesini de doğru bulmuyoruz. İktidar da bunu bir tür fırsatçılığa çevirerek ortalığı bulandırmaya devam ediyor. Anayasanın en önemli özelliğinin eşitlikçi ve özgürlükçü olması gerektiğini buradan bir kez daha hatırlatıyoruz. Evet, özgürlük, ama herkes için, her inanç, kültür, dil, kimlik için sınırsız özgürlüğe varız. Bunun için diyoruz ki getirin anayasayla Kürtlerin, Alevilerin, müttedeyin kesimlerin, ezilenlerin, işçilerin, kadınların, gençlerin haklarını güvenceye alalım. Böyle bir değişikliğe varsa biz de varız. Bu konuda her türlü çözüm önerilerimizi paylaşmaya ve ülkenin sorunlarına gerçek anlamda çare olmak için de birlikte çözüm üretmeye varız. İkincisi, anayasalar toplumsal sözleşme metni ise, ki biz bunu böyle değerlendiriyoruz. O zaman bu değişikliklerin katılımcı ve çoğulcu bir şekilde yapılması gerekiyor. Sadece mecliste grubu bulunan partiler değil, meclis dışında kalan partilerin ve tüm toplumsal kesimlerin de bu değişiklik sürecine katılımını sağlayalım. Bunun dışında kalan, yeniden ayrımcılığa neden olacak toplumsal fay hatlarını derinleştirecek tartışmalara partimiz taraf olmaz. Partimiz seçim ve oy hesapları yapılan manevralara asla prim vermez. Biliyorsunuz bir diğer konuda iktidarın muhalefet partilerini ziyaret etmesidir.
Biz siyaseti çözüm aracı olarak görüyor ve öyle değerlendiriyoruz. Bir yandan mücadelemizi en üst düzeyde yürütürken öte yandan müzakere ve diyaloğu da önemsiyoruz. Bizim iktidara yönelik eleştirilerimiz iktidarla ve onun zihniyetiyle mücadelemiz ortadadır. Dolayısıyla otoriter zihniyeti kim temsil ederse etsin onunla mücadelemiz devam edecektir. Ayrıca partimizin kiminle görüşüp görüşmeyeceğini, nasıl siyaset yapacağına, nerede duracağına yetkili kurullarımız ve halkımız karar verebilir. HDP irade beyanını halktan alır ve halka hesap verir. Hem muhalefetin hem de iktidarın partimizi ve tabanımızı muğlak tartışmalara çekerek kafa bulandırmasına asla izin vermeyiz. Yerimizde, duruşumuzda, siyaset tarzımızda nettir. Hiç kimse bu tür muğlaklıklar yaratacağı beklentisine girmesin. HDP tabanı da iktidarı da muhalefetinde iyi tanır. Yürüttüğü yılların mücadele deneyimiyle neyin yanlış, neyin doğru olduğunu bilebilecek durumdadır. MHP'nin yolundan yürüyen, sadece bulunduğu blok farkı olan İYİ Parti Genel Başkanı bugün yine partimizi hedef aldım ve yine partimize dil uzattı. İki bloğun temel özelliğini biliyor musunuz? HDP düşmanlığında büyük bir yarış içerisindeler. İktidar muhalefeti, muhalefet iktidarı HDP'ye yakın olmakla suçluyor. Anlamadıkları şey ise HDP'nin durduğu yerdir. HDP sizleri beğenmiyor, sizlerin çözüm olacağınıza HDP olarak inanmıyoruz. Akşener'e buradan soruyoruz. Türkiye'nin 3. büyük partisi olarak bizi ziyarete gelen AKP heyeti 5 dakika sonra meclisin 5. partisini yani sizi ziyaret etti. HDP'ye dil uzatacağına sizlerle konuştunuz onu söyleyin. Sen HDP'yi bırak. Sedat Bucak'la ne konuştun onu açıkla. 17 bin failin meçhul cinayetin hesabını ver ve haddini bil. Karanlıklarla büyüyen, karanlıktan beslenen, ülkeye karanlıktan başka bir şey vaat etmeyenlerin vaat etmeyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Türkiye toplumu, Türkiye halkları, kadınları ve gençleriyle karanlıklara asla müsaade etmeyeceğini herkes çok iyi biliyor. HDP'ye saldırmak için hiçbir fırsatı kaçırmayanlar şunu bilmeli ki HDP'ye karşı hiçbir kirli propagandaları halkın HDP'ye olan güvenini sarsmaz. Şu ana kadar da HDP'ye yapılan kirli hamlelerin boşa düşmesinden ders almayanlar HDP'ye ders vermeye kalkmasınlar. HDP bu ülkede en meşru, geçmişi en temiz, ranta, yalana, yolsuzluğa bulaşmamış ülke halkları için mücadele eden bu toprakların yüz akı olan bir partidir. HDP ülke halklarının ve toplumunun ve bütün ezilenlerin ortak mücadele zeminidir. Her zeminde demokrasiyi, özgürlükleri, halkın taleplerini savunan, toplumsal barışın savunusunu yapan ve bunun mücadelesini veren bir partidir HDP. HDP gündelik siyasete, gündelik söylemlere, gündelik yaygaralara, dedikodulara sığmaz. Çünkü ilkeleriyle hareket eder. Siyasetini, mücadelesini ve müzakerelerini ilkeleriyle yapar. Dolayısıyla ilke nedir? Demokratik siyaset nedir? Köklü mücadele nedir? Ağır bedel ödemek nedir bilmeyenler partimize ithamda bulunurken iki de defa düşünmelidir. Bütün bu tartışmalar partimize yaklaşımın Türkiye demokrasisinin turnusal kağıdı olduğunda göstermiştir. İlgili çevrelerin HDP yakınlığı ya da uzaklığı, demokrasiye yakınlığı ya da uzaklığı kadardır. Bu ülkede HDP'siz siyaset yapılabilir, ne çözüm de üretilebilir, ne de demokrasi gelişir. Siyaset yapan tüm kesimler için söylüyoruz. HDP ile bir araya gelmek bir onur vesilesidir. Zaten HDP'ye sırtını dönmek, HDP'yi kriminalize etmek, HDP'yi itibarsızlaştırmaya kalkışmak, çözümsüzlükte, baskıda, antidemokratikleşmede, sömürüde ortaklaşmaktır ve bunlar da ısrar etmektir. Çünkü HDP bu ülkede kangrenleşen bütün ağır sorunların kesin ve ilkesel demokratik çözüm ve mücadele gücüdür. Bunu buradan bir kez daha yüksek sesle söylüyoruz. Bir kez daha bunu herkes böyle bilsin, bunu herkes böyle hatırlasın. Dost düşman herkes bilsin ki HDP ilkeleriyle, demokratik siyaset çizgisiyle mücadele yürütmeye bu topraklarda özgür, demokratik bir geleceği, eşit bir geleceği inşa edeceğinin bir kez daha sözünü buradan veriyorum.